Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli maaşla ilgili detaylar son günlerde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Yani zamlı maaşların hesaplara yatırılmasını bekleyenler emekli zammı ne kadar olduğu SSK ve Bağkur en düşük. En yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL sorusuna yanıt ararken geçtiğimiz günlerde en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıkları da belli olmuştu. İşte 2022 memur ve emekli maaş zammı detayları. Eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aile ise 4289 liraya yükselirken 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da 1 bin emeklinin %66.6 artışla 152 liradan 2500 liraya yükseltilmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu sözleşmedeki %5 artışa ilaveten %2,5 artışla %7,5'e çıkarıldığını müjdeledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %25,47 gerçekleşirken kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %30.95 iyileştirme yapılacak. Uzman doktor 13.312 lira alacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil 06 yaş grubu iki çocuk yardımı esas alındı en düşük memur maaşı 4.880 liradan 6.368 liraya çıktı en düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3.276 liradan 4.275 liraya yükselmiş oldum. Kamuda çalışan bir genel müdür 21.110 lira, şube müdürü 11.126 lira, öğretmen 4'ün biri 8.596 lira, başkomiser 11.121 lira, polis memuru 8'in biri 9.742 lira alacak, uzman doktor 4'ün biri maaşı 13.214 lira, hemşire 1'in 5'i maaşı 8.341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10.786 lira alacak dendi emeklilere %25.5 zam. Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık %25.5'e karşılık geliyor. Buna göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 2624 liradan 3293 liraya, 2000 sonrasında 1627 liradan 2500 liraya çıktı. Bağkur esnaf emeklisinin aylığı 1912 liradan 2500 liraya Bağkur Tarım Aylığı da 1802 liradan 2500 liraya yükseltildi. Kamu işçilerine %25.6 oranında zam yapılacak Ek ödemeler de yükseldi. Maaş hesaplarında aile çocuk yardım ödeneği dahil edilirken bölgesel ödeme, ek ders ücreti ve ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, iki çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da biraz yükselmiş olacak. Memur maaşlarına yansıtılacak %5 zam ve enflasyon farkı yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerini de yansıyacak. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 828 liradan 1055 liraya, evde bakım desteği 1797 liradan 2292 liraya çıkmış olacak. Sosyal refah düzenlemesi kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile yaşama geçirilmesi öngörülüyor. Bu da bütün kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olacak. Ek zam gelmesi durumunda Ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılması ve başka değişle 15 Ocak'a kadar memur ek netleştirilmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaklar. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında Bağkur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenmiş olacak. Sendikalı memurlar 400 lira ikramiye toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarılmış oldu. Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak. Bu şekilde haberlerimiz geldikçe sizlere anbean an aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Saygılarımızı sunuyoruz.